have shocked the civilized world. 4 Kasım 1979'da Amerikalı 52 diplomatın Tahran'da rehin alınması büyük bir sürpriz oldu. Bunlardan 6'sı kaçmayı başardı. If we're going to go, then we need to go now. 6 Amerikalı Kanada Büyükelçisi'nin rezidansında saklanırken bir CIA ajanı onları Tahran'dan kaçırmak için müthiş bir plan hazırlar. Bir bilim kurgu filminin Kanadalı ekibiymiş rolü yapacaklar. Ben de Tahran'a gideceğim ve beraber ülkeden kaçacağız. Mendez bir Hollywood yapımcısı ve makyaj sanatçısının yardımıyla sahte bir film hazırlar ve Tahran'da filmin çekileceği mekanları ayarlar. 6 Amerikalı diplomatın yeni kimlikleri ve filmdeki görevlerini ezberlemeleri için 72 saatleri vardır. You really believe your little story is going to make a difference when there's a gun to our heads? I think my story is the only thing between you and a gun to your head. Argo'da olan biten her şey gerçek. Maryland eyaletinde kendi halinde bir yaşam süren Tony Mendez'in kariyeri boyunca böyle işler planlamış olduğunu düşünmek oldukça zor. Filmlerde gördüğünüz en ilginç olaylar gerçeğe dayalı olanlardır. James Bond'un gizli kapaklı çevirdiği işlerin çoğu gerçeğe dayalıdır. Bu işlerden biri de kılık değiştirme sanatı. Mendez bu başarısından dolayı CIA'den ödül almış ancak operasyon 1990'lara kadar gizli tutulmuştu. Dünyayı kurtarmış olsanız da kendi kendinize gülümseyip başardık ve kimsenin ruhu bile duymadı diyorsunuz. Yıllarca gizlilik içinde yaşayan Mendez şimdi Ben Affleck'in kendisini canlandırmasını keyifle izliyor. Melek Çağlar, Amerika'nın Sesi, Washington.